Burada ortak yaşam alanı da oluşturulmuş durumda. Hem kadınlar, hem gençler, hem erkekler boyutuyla, hem burada hani sabah kalktığımızda kahvaltıdan sonra özellikle hemen çevreyi temizleme, buradaki var olan canlıları, depremden sağ kurtulan canlıları da besleme noktasında ciddi bir ortak dayanışma var. Bu dayanışma aslında bize hem ekolojik hem kadın özgürlükçü bir yaşam alanının örneğini de bize gösteriyor. Yani bu şekilde örneğin ben geldiğimizden beri mesela bu ortak dayanışmada hani para harcamak isteseniz bir kuruş bile harcayamıyorsunuz. Çünkü gerçekten bir dayanışmayla her şekilde biz ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu da hakikaten yeniden doğaya dönüşün, yeniden birbirimize iletişimin en büyük gücü oluyor. Bizler açısından da belki biz birbirimizle iletişim, birbirimizle iletişim halinde olmayı yeniden öğreniyoruz gibi bir durumla karşılaştık. Bundan da son derece mutluyuz. Hakikaten buraya gelen, gönüllü olan aktivistler gittiklerinde tekrar gelen, geri dönen arkadaşların olduğunu da gözlemledik. Büyük yıkım olan bu şehirde yeniden bir şehir inşasına giderken biz buradaki kadınlarla dayanışarak buradaki bu alanın demografik yapısının da değişmesine müsaade etmeden ortak ekolojik bir yaşam alanını inşa etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki bu uzun bir süreçtir. Bunun için dayanışmaya da biz çağrıda bulunuyoruz. Son olarak ben bütün kadınlara buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Burada ciddi anlamda kadınlarla dayanışmak için hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Ve gerçekten buraya hijyen ve kadın çamaşırlarını, iç çamaşırlarını göndermelerini biz talep ediyoruz. Buradaki kadınlarla dayanışmayı unutmayalım. Depremi unutmayalım. Depremin bize yaşattıklarını unutturmayalım.